Bunlardan birincisi şikayet etmek. Mazlum birisi zulme uğramış. Birisi gelmiş onun hakkını gasp etmiş. Ne yapması gerekiyor? Bir kadıya gitmesi gerekiyor. Bir mahkemeye gitmesi gerekiyor. Bu durumda olayı anlatması gerekiyor. Aslında olay baktığımız zaman gıybettir. O kişinin hoşuna gitmeyecek şeylerdir ama burada kişi zulmünü gidermek için bunu yapıyorsa bu caizdir ama çok fazla detaya da girmemek gerekir. İkincisi kötülüğü değiştirmek için yardım istemek. Mesela bir çocuğun yanlış bir hareketi var. Gittiniz anne babasına dediniz ki sizin çocuğunuzun şöyle şöyle yanlışları var. Aslında niyetiniz anne babanın bu konuda sözü geçer onu düzeltelim niyetiyle söylediniz. Eğer söylemezseniz anne babanın haberi olmayacak çocuk iyice bataklığa girecek. Üçüncü olarak fetva sormak. Birisi geldi bir konuyu öğrenmek istiyor. Fetva sormak istiyor. Bize geldi derdini anlatması lazım. Çok fazla detaya girmeden dördüncüsü Müslümanları kötülükten sakındırmak için. Birisi var insanları yanlış bilgilendiriyor, yanlış yönlendiriyor. Ehli sünnet akaidine yanlış fetvaları var. Elbette ki bu konuda bu insan yanlış konuşuyor. Bu insan ehli sünnet değildir demek gerek. Son olarak da tanımlamak için. Mesela birisi kördür veya topaldır veya rengi farklıdır. diyor. Falanca yerdeki Mehmet diyorsunuz tanınmıyor. Adamın bir lakabı var. Mesela Topal Mehmet diyelim mesela. Böyle tanınıyorsa tanınması için lencile etmek için değil tanınması için söylenebilir.